Maşallah, ağzına bak ya. Doktor bey, benim de karnıma bakacak mısın? Neticede ben de babasıyım. Allah'ım ya, keşke böyle birlikte doğursak, yarı yarıya da dışarıda birleştirsek. Hap portatif Mürsel. Yarı yarıya demişken çocuk biraz aşağı inmiş. Erken doğum tehlikesi var, %50-50. Ay Sıpa, ne zaman indi aşağıya? Şey doktor bey, ben tehlikeli bir şey yapmadım. Bundan sonra hiç yapmayın, risk var. Eğer sancılanırsanız hemen müdahale edilebilecek tam teşekküllü bir hastaneye gidin. İnşallah durumunuz müsaittir. Balçıklara yan bastık şimdi. Of, bizim durumumuz her açıdan böyle bir riskli oldu. Kritik. Ama olsun, Somer Tunam için, Tazmanım için ben çiğ süt eberim be. Sağlarım imkanları. Sağ ol dok. Hadi bakayım, hop, maşallah. Dur, çantalarımızı da alalım. Ah, kurabiyeme bak. Ah, Somer Tunam. Görüşürüz doktor. Hüseyin Bey. Deminden beri okul ziline uzun uzun basıyorum. Hani bu bizim işaretimizdi? Niye gelmediniz? İlla böyle savaş borusu mu ettin? Kusura bakmayın Ümran Bey, algılayamadım. Ben de diyorum ki iki saattir hangi eşek sıpası çalıyor bu zili diyordum içimden. Hop, içimden aldınız. Neyse, okula yeni bir kural geldi. Çok sevinçliyim. Liseyi dışarıdan bitirmek isteyen bir öğrenci var. Ama içeride sınava girecek. Siz de ona ücret karşılığında gözetmenlik yapacaksınız. Daha edersiniz. Tamam, bayılıyorum ücret karşılığına. Ücret karşılığında değil, gözetmenlik yapmak. Vallahi er gızlısında gösteriye çıkarım. Hop, taştır Mürsel. Neyse, kendinizi koyuvermeyin Mürsel Bey. Okulun kuralları bizim ırzımız, namusumuzdur. Ağır davranın. Hadi, neyse sen bu öğrencinin coğrafya sınav sorularını hazırla bakalım. Tamam, hadi. Tamam Demirhan Bey. Allah'ım ya, ücret karşılığı sınav sorusu. Mesela Türkiye'nin denilen boylam. 26-45, 36-41. Yanlış gelmişim ben. Hah, veli toplantısı varmış. Gerçi yakında ben de veli olacağım. Hop, veli Nimet Mürsel. Hoca, geri dön. Ben lise diploması sınavına gireceğim. Bırak bu halleri, getir sualleri. Alın şunu, otururken belime batıyor da. Yalnız sınavda defter ve kitap yasak. Silahlarımızın şarjörlerini de boşaltıyoruz. Bak, sınavda birini vurursanız alırım kağıdınızı, polis çağırırım. Hop, durdur Mürsel. Hoca, bana tınaz derler, tırparım. Yasaklar eskidendi. Yok saçı uzun gelme, yok uzun namlulu silah getirme. Ben eğitimde özgürlük taraftarıyım. İnşallah kolaydır. Yanlış soruları vermişim size. Bunlar beşeri coğrafya soruları. Halbuki ben sizi beşeri coğrafyadan sınav yapacağım. Boşuna mı geldik hoca? Acık not ver. Oturuyorsun. Ben zaten oturuyorum. Kalk sıfır. Yani her şeye sıfırdan başlayacağız. Hop, kaptır Mürsel. Ne yapıyorsun aşkım? Soru hazırlıyorum kurabiyem. Bir tane de öğrenci var, liseyi dışarıdan bitirecek ama sorunlu kerata. Daraştırdım, sorun ailesindeymiş. Ah, kurban olurum ona ben. Ay, annesiyle babası mı ayrılmış? Yok. Ya şöyle, amcası aileyi yönetiyormuş ama bir silah teslimatı sırasında Tınaz'ın iki adamını vurmuş. Tınaz da aileyi yönetmek isterken böyle bir yandan lobi yapıyor, bir yandan da dışarıdan liseyi bitirmek istiyor. Canım benim ya. Ay aşkım, bunlar mafya ailesi mi? Evet kurabiye, nasıl mafyalar? Böyle nasıl korkunçlar, nasıl? Ve yumuk yumuk silahları var. İşte zor sorarsam Tınaz da bilemezse sinirlenip beni vurur diye tırsıyorum. Sevgilim sen de o zaman kolay soru sor. Nasıl yani? Mesela bir şey sor, ülkemizin adı nedir? O kadar kolay sorulur mu kurabiye?
nüfus kağıdından kopya çeker. Ya olsun Mürsel ya, sana bir şey olmasın. Sana bir şey olursa bebeğimize de olur. Ya o zaman da sen doğumda yanımda olamazsın. Ben de korkudan ölürüm. Mürselciğim hadi yaz. Soru iki. Deniz su mudur, kum mudur? Hey yavrum hop! Kurabiyemin coğrafyasına bak. Anaokulu dışarıdan bitirmiş seviyesi. Allah'ım ya.